Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Ben Celal Hocanız. Tekrardan beraberiz. 3-4-5 yayınlarında TET Soru Bankası'nda konu anlatımlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Neredeyiz? 4. üniteyi bitirmiştik. Artık 5. üniteye beraber başlıyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi şu 5. ünite, mesela ben her zaman derste de öğrencilerime derim, sözel kısımlar var arkadaşlar. Çok zorlanacağınız kısımlar yok. Bol bol okuyup soru çözmeniz lazım. Aklımızda kalsın, soru gelebilir. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ama çok zorlanacağınızı düşünmediğim bölümlerden biri. Zaten böyle doğa ve kimya ünitemizin ismi de, ne yapacağız? Dünyamız ve doğayla alakalı, kimyayla, kimya ve doğayla alakalı arkadaşlar bir takım bilmemiz gereken bilgileri bahsedeceğiz. Bugün neyle başlayacağız hocam? Örneğin suyun önemiyle başlayacağız. O zaman ne yapalım? Bir an önce başlayalım, bakalım ünitemizde neler varmış. Arkadaşlar 5. ünite doğa ve kimya. 1. bölüm, yani bu videonun konusu su ve hayat diyoruz. Suyun üzerine birazcık konuşacağız arkadaşlar. Diğer videomuzda ise çevre kimyasıyla devam edeceğiz. O kısımda da arkadaşlar bu işte çevre kirleticiler, hava kirleticiler var, işte toprak kirleticiler var, sera etkisi, ozon tabakasının incelmesi, o şekilde onları da göreceğiz. Zorlanacağınız yerler değil, sözel bilgiler. Hani soru çözdükçe oturacak konular arkadaşlar, ama zorlanacağınızı düşünmüyorum. Güzel bir şekilde halledelim arkadaşlar. Şimdi su ve hayat dedik. Dediğimiz gibi arkadaşlar su çok önemli bir sıvı. Canlılar ve çevre için vazgeçilmez bir sıvı. Su olmazsa zaten hayat da olmaz. Çevre bu kadar temiz de olmaz. Zaten çevrede bu canlılık da olmaz diyoruz arkadaşlar. Canlılık olsun, temizlik olsun, su hani çok önemli. Bundan önceki videolarda da bahsetmişimdir. Biz sadece işte suyun neden iyi bir çözücü, yani temizleyici olduğuna dair, ki kimyada birçok reaksiyon da su içerisinde gerçekleştirilir. Zaten hani yüksek lisansta yeşil organik kimya diye bir dersimiz vardı. Orada böyle bayağı sağlam, böyle adam 3-4 saat neden bu su iyi bir çözücü, bunları böyle kimyasal kısımlarla, böyle tepkimelerle, analizlerle bize anlatmıştı. Ve arkadaşlar bu kısımda ama biz çok teknik bilgiye girmeyeceğiz. Yani bildiğimiz şeyler zaten. Yani o yüzden ne yapalım? Mesela şunu biliyoruz. İnsan vücudunun %70'i, kanın %90'ı, kemiklerin %22'si, kaslarımızın ise %75'i su arkadaşlar. Tamam mı? Tabi dünyamızın da 1/4'ü derler değil mi? %75'i sularla çevrildir. Bunu zaten ilkokuldan beri duymuşuzdur. Bebeklerin vücudunda su oranı %55 ve 75 oranındadır diyoruz. Bu bilgileri biliyoruz arkadaşlar. Tabi say bitmez suyun önemi. Ama şöyle özetleyecek olursak arkadaşlar, insan vücudunda toksiklerin dışarı atılmasını sağlıyor su. Besinlerin sindirimine yardımcı oluyor. Vücut sıcaklığını dengede tutuyor. Aslında sıvı soğutmalı gibiyiz biz, yani hani değil mi? Şimdi bu bilgisayar oynayanlarımız vardır. Yani su dediğimiz gibi arkadaşlar vücut sıcaklığını dengede de tutuyor. Yani ne yüksek ne düşük, vücudun ortalama olması gereken sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Enerji üreten metabolik reaksiyonlar için çok önemli diyoruz arkadaşlar. Ve eklemlerin rahat hareket etmesini sağlıyor. Tabi eklemlerin arasında glikozamin diye bir maddemiz vardır bizim. Hani o gres yağı gibi görev alır, ama su olmadan da o ortamda rahat bir şekilde olay olmaz arkadaşlar. O yüzden su eklem hareketleri içinde, yani su eksikliğinde mesela eklem rahatsızlıkları yaşayabiliriz. Metabolizmanın düzenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Bitkilerin fotosentez yapabilmesi için su kullanılıyor dediğimiz gibi. Çok iyi bir çözücü olduğundan çevre ve canlı temizliği için de çok önemlidir diyoruz. Dediğimiz gibi arkadaşlar say bitmez suyun neden önemli olduğu. Çünkü mesela kimyada dediğimiz gibi birçok reaksiyon sulu ortamda gerçekleşir. Sulu çözelti içerisinde gerçekleşir. Su gerçekten çözücüler arasında en iyi çözücülerden biridir. Tabi her zaman suda kullanılmaz, ama yani büyük bir oranda reaksiyonlar sulu ortamda gerçekleşir, ki suyun çok bulunması, ucuz olması da bu etkenlerden biridir. Tabi su çok diye bunu da hemen böyle israf etmeyeceğiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi çevremizdeki su zaten kısıtlı. Birazdan göreceğiz zaten. Bakın su canlı ve çevremiz için olduğu kadar endüstri için de çok önemli. Şimdi tuzlu sular korozyona, aşınmaya sebep oluyor arkadaşlar. Bu sebeple endüstride biz tatlı suları kullanıyoruz.
Tabii dünyadaki tatlı su kaynaklarının da %22'si endüstride kullanıyor. Yani şöyle düşün, endüstri dediğimiz zaten fabrikalar, üretim için fabrikalarda dünyadaki tatlı su kaynaklarının %22'sini kullanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu oran gayet çok büyük bir oran demiş olduk. Tabii dünyadaki su kaynaklarına bakacak olursak arkadaşlar, tabii su kaynağı olarak göller var. Mesela tatlı su kaynaklarımız var, tuzlu su kaynaklarımız var. Tabii bizim içebildiğimiz, kullandığımız su tatlı su. Yani tuzlu suyu içemiyoruz, çok kullanamıyoruz arkadaşlar. Denize giriyoruz hani o şekilde. Tatlı su kaynaklarına baktığımızda göller, akarsular, buzullar, bakın dikkat edin buna, tamam mı? Bu buzdağlarındaki buzullar arkadaşlar. Yeraltı suları diyoruz. Bunlar bizim tatlı su kaynaklarımız. Tuzlu su kaynaklarına baktığımızda ise denizler ve okyanuslar diyoruz arkadaşlar. Deniz ve okyanuslarda suların tuzlu olduğunu zaten biliyoruz. Tabii hocam biz bu tatlı suyu hani şeyden elde edemiyor muyuz? Hani denizden falan elde edelim. Hani tatlı su kaynağı az dediniz. O zaman denizleri, işte denizlerdeki suyu tuzdan arındıralım. Tabii bunun için yöntemler var arkadaşlar. Deniz ve okyanuslardan ters ozmoz, ki müfredatımızda var. Bu ters ozmozda AYT kimyada sıvı çözeltilerde koligatif özellikler kısmında burayı detaylı anlatacak size hocamız. Ve damıtma yöntemiyle, tabii damıtma yöntemi kaynatarak ve geri yoğunlaştırarak. Yani ben suyu kaynatırım, saf bir şekilde tuzdan ayrılır. Geri yoğunlaştırırsam arkadaşlar ne yaparım? Bunu elde edebilirim. Bakın tatlı su elde edilse de maliyeti yüksek olduğu için bu yöntemler yerine dünyamızdaki kaynakları kullanmalıyız. Arkadaşlar dünyada yaşıyoruz ve mümkün olduğunca şöyle bir hani olay vardır. Hani abi az para çok iş, değil mi? Düşük maliyet, yüksek kalite olayı vardır bizde. Genel yaklaşımımız budur. Tabii biz bu şekilde suyu elde edebiliriz ama hepsi para olduğundan dolayı hazır dünyamızda var. Biz bu dünyanın sistemini bozmayalım, düzenini, dengesini bozmayalım. Elimizdeki kaynakları iyi kullanalım ve bunlara ihtiyaç kalmasın. Kolay yoldan biz suyu elde edelim. Arkadaşlar bakın, bu orana baktığımızda bakın dünyadaki su kaynaklarını düşün. Buradaki bize çubuk bunu gösteriyor. Bakın dünyadaki su kaynaklarının %97'si okyanuslar ve denizler. Yani şöyle düşün, %97 tuzlu su, kullanamadığım su. Arkadaşlar kullanabileceğim suyu görüyor musun? %3 ya. Abi çok az. Çok az yani. Yani görüyor musun? Yani öyle su çok deme, dünyanın 1/4'ü su deme, bir şey olmaz deme. O musluğu kapat. Bak birazdan bahsedeceğiz. Tasarruf önemli. Ufak ufak artık başlıyor değil mi arkadaşlar? Bakın yıl artık bizim için 2021 değil mi arkadaşlar baktığımızda? Ve artık bunları ufak ufak hissediyoruz. Hani bize derlerdi küçükken, özellikle babam çok söylerdi benim, işte bir gün gelecekmiş, işte 2040'lı 2050'li yıllarda bu suyla bizim babalarımız, işte o zamanki bizim çocuklarımız, torunlarımız işte araba yıkıyormuş ya falan diyecekmiş derdi. Biz küçüktük o zaman. Ben böyle öyle deyince babama hani şey derdim, acaba böyle fantastik şeyler mi anlatıyor, böyle çok olmayacak şeyler gibi gelirdi bana. Abi adam haklıymış diyorum yavaş yavaş. Zaten gördüğünüz gibi hani kuraklık da şeydi, hani bir ara zaten barajlar dolmadı falan muhabbeti olmuştu hatırlıyorsak. Allah'tan böyle birazcık yağmur falan destekledi de birazcık işi kurtardık. Ama arkadaşlar yaklaşıyor. Bizim bakın bilinçli olmamız lazım. Sizler zaten Z kuşağısınız. Sizler geleceksiniz. Abi bilinçli oluyorsunuz. Tamam mı? Hani öyle ben yapsam ne olacak deme. Herkes onu derse kimse bir şey yapmaz. O yüzden ne yapacağız abi? Biz taşın altına elimizi sokacağız. O yüzden bakın %3'lük tatlı su kaynaklarında arkadaşlar buzdağları ve buzullarda bu %3'ün %68,7'sini kaplıyor. Bakın yeraltı suları da şuradan gösterelim. %30'unu, diğer dediğimiz işte saydığımız az önce faktörlerden arkadaşlar %0,9'luk kısmını oluşturuyor. Bakın yüzey suları, yani şurada yüzey suyu dediğimiz çok küçük %0,3'lük, şurada maviyle görüyor musunuz arkadaşlar? %0,3'lük bir kısım var. Bakın bunlar da bizim için %0,3'ün %87'si göller, %11'i arkadaşlar bataklıklar, %2'si de nehirler. Ya çok küçük oranlar yani abi. O yüzden biz zaten bu %3'ü çok az bizim için dünyada arkadaşlar. Bu suyu tasarruflu kullanmalıyız. Dünyayı korumalıyız. Bakın bundan sonraki ünitede işte sera etkisinden falan bahsedeceğiz arkadaşlar. O kısımlarda da dediğimiz gibi dünya ısınıyor.
Isınınca ne olacak? Dolayısıyla bizim için yağmur yağmayacak. Dünyanın iklimi değişecek. İklim değişiklikleri olacak ki bunlar üzerine artık her yerde böyle konferanslar verilmeye başlandı. Millet bilinçlendirilmeye çalışılıyor şu an. Yani ne yapacağız abi? Biz dikkatli olacağız. Bir şey olmaz demeyeceğiz. Artık arkadaşlar dediğimiz gibi daha dikkat etmemiz gereken dönemlerdeyiz. Şimdi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi tatlı su kaynağı değildir diyor. Arkadaşlar bakın, göller tatlı su kaynağıdır. Akarsular tatlı su kaynağıdır. Az önce bahsetmiştik. Yeraltı suları da tatlı su kaynağıdır. Arkadaşlar buzdağları, tabii ki de bunlar da tatlı su kaynağı diye geçer. Söyledik az önce arkadaşlar. Ama okyanuslar tatlı su kaynağı değildir. Arkadaşlar burada buzdağları belki hani hocam okyanusların ucunda ya falan, o şekilde düşünebilirsiniz. Öyle düşünmüyorsunuz arkadaşlar. Dediğimiz gibi buzdağları da az önce bahsetmiştik. Bakın buzdağları ve buzullar bu %3'lük kısmın %68'ini oluşturuyor. Yani tatlı su kaynağında büyük bir oranı bizim için bu buzdağlarından geliyor. Yani buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi zaten az, dediğimiz gibi suyu, su tasarrufu ve su kaynaklarının korunması bizim için önemli arkadaşlar. Dünyamızda kullanılabilecek su oranı %3 demiştik ve su tasarrufu önemlidir. Dünya nüfusunun artması, bakın bunlar hep sebep. Dünya nüfusunun artması, küresel ısınma, suyun yeryüzünde dağılımı, aşırı su kullanımı, su kaynaklarının kirletilmesi, değil mi? Fabrikalarda, endüstrilerde böyle atık suları atıveriyorsun. Marmara'da mesela müsilaj oldu. Gerçi tatlı su kaynağı değildir Marmara ama sonuçta arkadaşlar doğanın dengesini bozuyor. Yani yakın bir sürede bununla uğraştık. Bakın bunlar önemli yani. Müfredatta bunlar yıllardır var. Yıllardır anlatıyoruz. Artık ufak ufak anlattıklarımız da olmaya başladı. Üzülüyoruz. Keşke olmasa ama sizler bilinçlenmelisiniz arkadaşlar. Gerçekten böyle basit alınacak durumlar değil. Bakın suyun tasarruflu kullanılmasının önemini daha da arttırıyor. Suyun bilinçsiz tüketilmesi tarımsal üretimde düşüşe neden oluyor diyor arkadaşlar. Yani ben biliyorum, çevremden biliyorum. Örneğin mesela hani bu İç Anadolu bölgesinde falan mesela çok büyük sıkıntı abi yani hani su. Yani su olsa neler neler olacak güzel vatanımda. Ama su olmadığından böyle tarımda sıkıntı yaşayan çiftçiler biliyorum arkadaşlar çevremde. O yüzden ne yapıyoruz? Bunlara dikkat ediyoruz. Bakın yapılan araştırmalar dünya nüfusunun 1/3 birinin 2025 yılında su sıkıntısı çekeceğini gösteriyor. 2025'e kalmadı herhalde arkadaşlar. Geçen sene bir ucundan köşesinden döndük. Yani ufak ufak dediğimiz gibi, ya hocam sen de çok felaket tellalı oldun. Yani bizim moralimizi bozma bu kadar. Arkadaşlar bakın, bizim canımızı sıkan şeyleri biz düşünmezsek, üzerine gitmezsek, önlem almazsak bizim için işte o gün geldiğinde daha sıkıntı olacak. Dediğimiz gibi çok önemli. Sizler bilinçlisiniz. Sizler geleceksiniz. Hepimiz tabii, geleceği falan yok. Yaşlısı, genci, herkes ne yapacak? Dikkatli olacak abi. Suyumuzu tasarruflu kullanacağız. Dünyamızı bilinçli kullanacağız. Bakın su tasarrufu için alınabilecek bazı önlemler. Tabii çok önlem var ama su israfından kaçınacağız. Tatlı su kaynaklarını kirletmeyeceğiz arkadaşlar, değil mi? Yani baktığımızda gölleri, nehirleri, bir tek tatlı su kaynaklarını değil denizleri de kirletmeyeceğiz abi. Vapurdan falan gidiyorken çöpleri denize atmayacaksın. Sigara kullananlar izmaritleri denize atmayacak. Yani öyle bir durum olmayacak. Dünyamızı koruyacağız. Bakın evlerde bozuk musluklar tamir edilerek suyun boşa akması engellenmeli. Yani abi öyle deme bak, damla damla, damlaya damlaya göl olur diyorlar ya, ben biliyorum öğrencilik yıllarımda arkadaşlarımızın musluğu bozuktu. Bakmıyorlar musluğa, damlaya 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 adamlara 1.000 lira fatura geldiydi o dönemlerde, yıllar yıllar evvel yani 2011-2012'den bahsediyorum arkadaşlar. Yani o yüzden ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Çamaşır ve bulaşık makineleri tam doldurulmadan çalıştırılmamalı. Bu da çok önemli. Öyle her şekilde dolmadan çalıştırırsan hep çalıştırmak zorunda kalırsın. Ama bulaşığını atacaksın. Bulaşık makinesine çamaşırını da işte atacaksın. Makine dolmadan çalıştırmayacaksın. Bu sistemi hayatımıza uygularsak arkadaşlar, tabii çorbada bizim de tuzumuz bulunmuş olur diyoruz arkadaşlar. Bir de su hakkında şöyle kavramlar var. Sert su, yumuşak su. Yani suyun sertliği ve yumuşaklığı diyoruz arkadaşlar. Şimdi su arıtımından bahsedelim. Arkadaşlar su arıtımı, dediğimiz gibi arıtma cihazları falan satılıyor artık. Suyu temizleme olayıdır. Yani suyun tat, koku, bulanıklık gibi özelliklerinin iyileştirilmesine ve istenmeyen mikroorganizmalardan arındırılmasına ben su arıtımı diyorum. Dünyadaki tatlı su kaynaklarının kaynağı yağmur suyudur arkadaşlar.
Yani dünyadaki tatlı su kaynakları yağmur yağdıkça işte bu yeraltı suları falan yağmurdan besleniyor. İşte göller, nehirler, barajlar biliyoruz zaten. Yağmur yağsa da barajlar dolsa diyoruz. Göller dolsa diyoruz arkadaşlar. Tabii yağmur suyu toprağa karıştığında direkt toprağa yağıyor. Yer altından, kayaçlardan ve topraktan bazı iyon ve mineralleri alıyor. Topraktan iyonları alıyor arkadaşlar. İyonlardan bahsetmiştik. Bakın bizim vücudumuzda gerekli hani o ilk ünitede bahsettiğimiz vardı ya işte kalsiyumdu, magnezyumdu bu iyonları su topraktan alıyor. Biz de vücudumuza bu iyonları neyden alıyoruz? Sudan alıyoruz arkadaşlar. O yüzden bizim için önemli iyonlar aslında. Yani saf su aslında çok bir işe yaramıyor. Bizim için o iyonları, vücudumuzun gereği olan iyonları sudan almamız gerekiyor. Su da topraktan, kayaçlardan bu iyonları ediniyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar suyun içerisinde aslında bazı iyonlar, mineral dediğimiz maddeler var diyoruz arkadaşlar. Saf suda içerisinde herhangi bir iyon bulunmayan sudur. Yani bizim içtiğimiz su saf su değil. Biz ne yapıyoruz? İçerisinde iyon bulunan, vücudumuzun gereği olan, bizim için, yaşamamız için, sağlığımız için faydalı olan iyonları biz sudan zaten alıyoruz diyoruz arkadaşlar. Sağlıklı bir yaşam için normal sudan bazı iyon ve mineralleri almamız gerekir diye anlattık. Saf suyun canlılara herhangi bir zararı yoktur. Faydası da yoktur. Yani saf su aslında böyle vücudumuz için çok da böyle su olmazsa olmaz ama tabii o iyonlar olmadıktan sonra da bir işe yaramaz. O yüzden ne yapıyoruz? Biz normal içme suyu dediğimiz suyu kullanıyoruz arkadaşlar. Tabii içerisinde iyon bulunacak ama olması gerekenden daha fazla olursa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Sert su diyoruz. Yani suda çözülen kalsiyum, magnezyum gibi iyonların olması gerekenden yani olması gereken miktardan fazla olduğu suya ben sert su diyorum. Suda çözülen iyon miktarı arttıkça suyun sertliği artar. Arkadaşlar her şeyin fazlası zarar diyoruz değil mi arkadaşlar yani baktığımızda. Her şeyin böyle yani. O yüzden ne yapıyoruz? Kararınca iyon olması gerekir diyoruz suda da. Çok fazlası bu da zarar baktığımızda. Yani bakın suyun yani sert suyun etkilerine bakacak olursak sağlık açısından çok zararı olmasa da suyun lezzetini bozuyor abi. Sabunların daha az köpürmesine sebep oluyor. Temizleme gücünü azaltıyor. Sonuçta bu da bir zararlı etki yani. Sağlık olarak çok böyle zararlı olmasa da dediğimiz gibi her şeyin fazlası zarar. Tadını bozuyor suyun. İşte temizleme gücünü azaltıyor. Çamaşır ve bulaşık makinelerinin ömrünü azaltıyor. Tortu oluşturuyor arkadaşlar. Tamam mı? Tabii buharlaştığında kireç oluşumuna sebep olarak boru hatlarında tortu bırakıyor. Yani o kireçlenmelere sebep oluyor. Bunlar sert suyun etkileri dedik arkadaşlar. Yumuşak su ise gayet böyle lezzetli olan içtiğimiz su. İçerisinde çözülmüş iyon miktarı düşük olan sulara dedik. Genelde tercih ettiğimiz su. Yumuşak suların içimi lezzetlidir. Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve boru hatlarında herhangi bir zararlı etki göstermez diyoruz arkadaşlar. Tercihen yumuşak suyu kullanmamız daha da güzel olacaktır sevgili öğrenciler. Haydi o zaman bir soru çözelim. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Bakın dünyamızdaki su kaynaklarının %3'ü tatlı su kaynağıdır diye söylemiştik. Çok az bir kısımda arkadaşlar. Kalsiyum, magnezyum gibi iyonların fazla olması suya sertlik katar. Bu da doğru değil miydi? Sert sularda sabun daha fazla temizleme gücüne sahiptir. Sert sularda temizleme gücüne sahip miydi arkadaşlar? İçerisinde, bakın suyun içerisinde ne var? Kalsiyum 2 artı, magnezyum 2 artı gibi iyonlar var. Ve bunlar çok fazla olursa su sert olur. Sert suyun temizleme gücü azdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış olmuş olacak. 1 ve 2 burada doğru cevabım olmuş olacak. Haydi yine bir soruya geçtik. Yukarıdaki ifadeler sırası ile doğru olduğunda D, yanlış olduğunda Y olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıkar diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Çamaşır ve bulaşık makineleri tam doldurulmadan çalıştırılmamalı. Doğru değil mi arkadaşlar? Doğrudur bu. Tam doldurulmadan çalışmıyoruz su tasarrufu için. İnsanlar su tasarrufu hakkında bilinçlendirilmeli. Doğrudur abi bunun ne yanlışı var? Yani biz şu an yapmaya çalıştığımızda o değil mi zaten? Fabrikalarda oluşan atık sular deniz ve akarsulara boşaltılmalı. Belki de hani böyle senin dikkatini ölçmek için sorulmuş bir soruydu. Boşaltılmalı mı boşaltılmamalı mı arkadaşlar? Tabii ki de bu yanlış. Niye ben atık suyumu deniz ve akarsulara atarak bunu kirleteyim ki? Etkilerini gördüm işte. Bak Marmara ne hale geldi. O yüzden dikkat ediyoruz sevgili öğrencilerim.
Evlerdeki bozuk musluklar tamir edilmeli. Bu da doğrudur. Ne olmuş oldu? D, D, Y, D, 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 Y, D. A şıkkı burada doğru cevabım olmuş olacak. Yani ünite kek ünite, yani çok zor bir ünite değil. Sınav için değerlendirdiğimizde biz burada ne yapıyoruz? Birazcık daha sınav için değil de aslında sohbetimiz dünyamızı korumak, suyumuzu korumak hakkında oluyor. Onun haricinde burada bir sıkıntı yaşayacağınız bir ünite değil bu ünite zaten. Yeni bir soruya geçtik arkadaşlar. Sert ve yumuşak sular hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi sert su ne oluyordu? Kalsiyum 2 artı magnezyum 2 artı iyon miktarı yüksek olan. Yumuşak su da ne oluyordu? Bu içerisindeki iyonları düşük olan suydu. Okuyalım şimdi. Sert sularda magnezyum 2 artı ve kalsiyum 2 artı iyon miktarı fazladır diyor arkadaşlar. Doğrudur. İçerisindeki iyon miktarı fazla olan sulardı dedik az önce. Sert suların içimi lezzetli değildir diyor. Tabii ki de doğrudur. İçerisindeki iyonlar suyun lezzetini bozuyor dedik arkadaşlar. Dolayısıyla mesela çeşme suyu da aslında biz sağlıklı olalım diye içerisine bir sürü iyon madde atılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz içmiyoruz ama çeşme suyunu. Çünkü lezzeti kötü yani hani baktığımızda. Lezzetten dolayı, aslında sağlıksız olduğu için değil. Sabun yumuşak sularda daha iyi köpürür diyor. Doğrudur arkadaşlar. Yumuşak suların temizleme gücü daha fazladır dedik. Yumuşak sular şehir şebeke hatlarında zarara sebep olur. Abi yumuşak sular niye zarara sebep olsun ki? Tortu yapmaz, kireçlenme yapmaz. O yüzden ne dedik arkadaşlar? Bu yanlış olmuş oldu. Sert sular değil mi arkadaşlar? Yumuşak değil de sert olması lazımdı. Yanlış olan cevabım D şıkkı dedik sevgili öğrencilerim. Tabii ki de sert sular ısıtıldıklarında kapta tortu bırakır. Buharlaştığından ne yapar? Kireçlenmeye sebep olur ve tortu bırakır dedik. Bu da son sorumuzdu. Bu kısmında sonuna geldik sevgili öğrencilerim. Tabii ki de ikinci bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Çevremiz hakkında, çevre kimyası hakkında bilgi alacağız. Önemli bir ünite. Dediğimiz gibi doğamızı, dünyamızı korumak için arkadaşlar bu bilgileri bilmemiz lazım. Onun haricinde ne yapıyoruz? Bu ünitede çok zorlanmayacağız zaten. Zorlanacağınızı çok düşünmüyorum açıkçası. Ama bol bol soru çözmeniz, sorulara alışmanız lazım. Ezber yapmayın, bol bol soru çözün. O zaman ben burada kaldım. Sizlere görüşmek üzere diyeceğim arkadaşlar. İyi çalışın, çok çalışın. Geliyor gelmekte olan zaman çabuk geçecek. Bir bakmışsın sene sonu gelmiş. O yüzden kendinize acımıyorsunuz. Bol bol çalışıyorsunuz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.